Herkese selam dostlar. Biliyorsunuz War Thunder'a 8 Ağustos'ta bir etkinlik geliyor. Ve o etkinlikte verilecek olan aracı şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Fakat ondan önce kanala abone olup videolara like atarsanız sevinirim. Ve şimdi normal bir ağaçtaki F-14'lere bakalım. Gençler, yeni gelecek olan İran F-14'ü F-14A'dan daha iyi, F-14B'den kötü. Yani F-14A Plus da diyebiliriz. Neden? Şöyle bir A üzerinden bir bakalım. AIM-54'lerimiz, AIM-7F'lerimiz vesaire radar güdümlü olarak mühimmatlar bunlar var. Isı güdümleri de bunlar A'da. Ama İran F-14'ünde durum bambaşka. Burada hem Rus mühimmatlarımız olacak, hem İran mühimmatları olacak, hem de Amerikan. Yani 3 ülkenin de bildiğiniz füzeleri var gençler. Ama F-14B'ye baktığımızda şöyle bunu da bir göstereyim. İran F-14'ünde bu yok. AIM-54C'miz var. Bir de AIM-9Z'miz var. İran'dakiler bundan muaf. Biliyorsunuz bu A ile C'nin arasındaki fark patlayıcı kütlesiydi. Yani patlayıcı kütlesi olarak ve radar mühimmatları olarak gene F-14B daha iyi dostlar. Şimdi geçelim İran F-14'üne. Şimdi İran F-14'üne geçtik. Kamuflaj olarak bu şekilde. Duvar kağıdı olarak paylaşılan kamuflaj bambaşka. Onu da ayrı olarak bir özet geçeceğim ben size. Bunda bir modifikasyonlara baktığımız zaman ise gençler Fokker 90'larımız, SG'lerimiz, R27 R1'lerimiz, AIM-7E2'ler, 9P'ler bir de AIM-54A'larımız var. Yani hem Amerika'dan koymuşlar, hem Rus mühimmatlarından koymuşlar, bir de kendi ürettikleri. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Radar füzeleri var diyebilirim. Bu SG AIM-7F muadili olması lazım. Fokker da AIM-54'ün bir muadili gençler. 9P zaten ısı güdümlü. Amerikan mühimmatlarına baktığımız zaman ise 9P, AIM-7E2 bir de AIM-54A'mız var gençler. Uçak F-14 ile tamamen aynı motor vesaire olarak. Sadece modifikasyonu Rus, İran bir de Amerikan. Karışık var ya, hepsinden koymuşlar. Ufaktan bir test sürüşlerine de geçelim. Zaten fazla bir fark yok. Bir iyice de orada test edelim gençler. Bu arada mühimmatları şu an test edemiyorum. Ama bu etkinliği kasacağım. Etkinliği kastıktan sonra içeriğini de fullerim. Rus tarafında zaten şu R20'de 27'leri biliyorsunuz gençler. Diğer mühimmatlarda P'lerde AIM-7E'lerde bilindik. Fakat İran mühimmatları ne kadar iyi? Onun hakkında henüz bir bilgim yok. Hani denemeden de bir şey diyemeyeceğim. Hangara döndüğümüzde tekrar bir üstüne bakarız. Bakalım kaç G çekiyor. Patlayıcı kütlesi vesaire ne? Onlara da bakmış oluruz. Ama şu an uçuş olarak F-14A ile birebir aynı. Öyle bir fazla fark yok. Bu arada etkinliği nasıl yapacağımız vesaire derseniz de gençler, daha öncesinden ben bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Gene bir yıldız kasma etkinliği. Gene aynı mantık. 2 günde bir 45K yıldız puanı kasacaksınız. Ve 2 günde bir yıldızı yapacaksınız. Ondan sonra toplam böyle 8 adet yıldız elde etmeniz lazım. Fakat 9. yıldızda kasarsanız bu uçakla ilgili size rastgele 4 adet modifikasyon veriyor. Stok olarak 9P'lerle ne kadar iş yapar onu bilmiyorum da. Yapmaz gerçi. O yüzden 9. yıldızda kasmanızı tavsiye ederim. Bu arada o etkinlik videosunu ben videonun altına ekleyeceğim sizlere. Mutlaka o videoyu izleyin. Ve aklınıza takılan bir şey olursa gene sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Bir de Türkçe olarak konuyu da çevirdik gençler. O konuya da bakabilirsiniz. Ama uçuş dinamikleri vesaire olsun. Bildiğiniz F-14. Radar moduna bakalım. Onu da es geçmeyelim burada. Unutmadan. TVS şeyini aldık. Bunu al. Gençler normal F-14 ile aynı. Değişik bir şey yok. Onu söyleyebilirim. TVS moduna geçelim bir. Şöyle kilitlenebilecek miyiz? Kilitlenir. Tabii şu an pilot stok olduğu için uçak en ufak şeyde bayılıyor. Aa, bir dakika.
Şöyle gel. 9P'yi attık da. Tabi birkaç tane fiil atsa direkt patlar. Yani kaçar yani. Şöyle bir hangara dönelim tekrar. Yani 15G'yi çekiyor fakorlar. Şu sicillere bakalım. Daha resmi bile gelmemiş. Bu da 15G'yi çekiyor. Ama Rus mühimmatlı zaten biliyorsunuz. 35G'yi çekiyor. Gençler, eğlenceli bir araç olur. Fiyatı da bunun maksimum 30 ile 40 gecin karısı olabilir. Yani ön incelemeniz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sıra diğer videolarda.